Bueno, bien, creo que estamos empezando. Hay que trabajar estos días porque creo que se vienen partidos muy importantes y mucha cantidad, así que hay que ponerse bien, entrar en ritmo lo más rápido posible y bueno, y tratar de seguir por este camino que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bastante bien. İkinci yarıda hem çok fazla sayıda hem de çok fazla yoğunlukta maçlar oynayacağız. Birbirini seyreden karşılaşmalar oynayacağız. Dolayısıyla bu kamp bizim antrenman yapabileceğimiz, kendimizi bu döneme hazırlayabileceğimiz son şansımız. Bunun bilincindeyiz. İyi çalışmamız gerekiyor ve eski ritmimizi en yakın sürede yakalamamız gerekiyor fiziksel anlamda da. Dolayısıyla bu kampı kendimize bir fırsat olarak görüyoruz. Şu ana kadar da her şey çok iyi gidiyor. Poco tiempo va bien, tenemos muchas condiciones para adquirir los índices físicos que tenemos que adquirir y adquirir muchas más cosas y aprender todos los días, y esos entrenamientos por la mañana, por la tarde, dos veces por día va a ser mucho importante. Y ahí viene mucho partido importante y vamos a tener muchos partidos, por eso tenemos que trabajar fuerte y bien para estar bien físicamente. Belüç'ün de söylediği gibi gerçekten çok önemli karşılaşmalar bekliyor bizi. Bunları da kısa dönemler halinde, kısa aralıklarla oynayacağız. Dolayısıyla bu önemli karşılaşmalarda en iyi şeklimize ulaşabilmemiz için bugünleri fırsat olarak biliyoruz ve çalışmamız gerekiyor. En iyi fiziksel halimize en kısa zamanda ulaşmamız gerekiyor. Ve bu anlamda da iyi gittiğini söyleyebilirim çalışmalarımızın. Hem sabah hem akşam çalışıyoruz ve bu da bize bu yolda çok yardımcı oluyor. ¿Qué pueden decir sobre la primera parte de la temporada hasta ahora? No, bueno, creo que terminamos, bueno, falta una fecha, pero estamos en quinto puesto, que es una posición que no es mala dentro de todo, pero hemos perdido muchos puntos que quizás nos hubieran acercado mucho más a los líderes. Pero bueno, creo que fue un semestre que nos enseñó muchas cosas que tenemos que aprender a no repetirlas, más que nada las cosas que hicimos mal. Así que bueno, esperemos que estos próximos seis meses, corrigiendo esos errores, podamos estar lo más arriba posible y mejorar día a día. Evet, ligin bitmesine sayısal olarak aslında henüz bir haftamız daha var. Bir maç daha oynamamız gerekiyor. Ama bugünlük baktığımız zaman ligin 5. sırasında olduğumuzu ve hiç de fena bir pozisyonda olmadığımızı görebiliriz. Ama bu bizi bir yanılsamaya sürüklemiyor tabii ki. Biz bugüne gelene kadar belli puanları mantıklı olmayan yollarla kaybettiğimizin farkındayız. Çok daha az puan kaybedip liderlere daha yakın bir pozisyonda olabilirdik bugün. Ama dediğim gibi şu anda geriye bakacak bir sebep yok. Sebep yok. Önümüze bakmamız gerekiyor ve önümüzdeki 6 ayı kendimiz için, kulübümüz için en iyi olacak şekilde, en doğru şekilde tamamlamamız gerekiyor. Y como el nano terminó de hablar, vamos bien, podemos ir muy mejor si no perdiésemos por veces puntos estúpidamente. Pero la realidad es que vamos en quinto y no podemos alterarla o cambiar la realidad. Y ahora, a terminar la primera vuelta, queremos ganar, que es muy importante. Y después hacer una segunda vuelta mejor que la primera. Y cuando digo que el mejor es intentar ganar los puntos que perdimos, que por veces fueron muy... Sí, muy estúpido en esa parte. Teníamos el partido ganos y de nada perdimos. Evet, Belüç'ün de söylediği gibi iyi bir 5. sırada bitirdik ligin ilk yarısını. Ama öğrenmemiz gereken çok şey var. Şu anda hiçbir şey elimizden bırakamayız. Ligin ikinci yarısında sadece maçlarımızı kazanmak değil, şöyle de bir hedefimiz olmalı. İlk yarıda kaybettiğimiz puanları kompanse etmek, bunları geri kazanmak, bunları bir şekilde çıkarmak. Şu anda durumu değiştiremeyiz, 5. sıradayız. Fakat her gün giderek öğrenirsek ve saçma hatalarımıza geri dönmezsek, bunları nasıl yaptığımızı hatırlar,
neredeyse kazandığımız maçları elimizden nasıl kaçırdığımızı hatırlarsak eminim ki bu hataları tekrarlamayacağız önümüzdeki dönemde. Bunları yapmamız gerekiyor ve öğrenerek ilerlememiz gerekiyor her hafta. Tu contrato en Bursa va a terminar el fin del año y tu contrato cedido también termina porque sos, vas a seguir siendo el jugador de Porto desde el 31 de mayo. ¿A vos te gustaría seguir acá? ¿A ustedes les gustaría seguir acá? Ah, bueno, hay que ver cómo se va desarrollando todo. Es muy pronto para hablar, creo. Quedan 6 meses todavía. Pero bueno, uno va teniendo sus ideas, que bueno, las iré hablando con la dirigencia, pero tranquilo, sin desesperarme, y ellos sabrán primero, antes que nada, mi decisión, pero bueno. No va a ser en este momento sino un poco más adelante. Evet, tabii ki şu anda bir şeyler konuşmak için çok erken. Henüz önümüzde uzunca bir 6 ay var. İşlerin nasıl gideceğini herkes için görmemiz gerekiyor. Her iki taraf için de işlerin nasıl gideceğini, devam etmek isteyip istenmeyeceğini görmek gerekiyor. Mutlaka ki düşüncelerimiz, fikir alışverişlerimiz oluyor. Kulübün idari ve yönetsel tarafıyla. Mutlaka ki onlar ilk olarak öğrenecek kişilerdir bu konuyla alakalı düşüncelerimiz ve düşüncelerimizdeki değişimleri. İşlerin nasıl gideceğini bakacağız. De mí no depende de mí de me quedar aquí, porque si dependiese de mí me quedaba, que estoy me acostumbré a vivir en Bursa con mi familia, se adaptaron bien. Todas las personas que tengo en el club y fuera del club me tratan muy bien. Las personas en la calle también me tratan muy bien. Y eso es lo que nosotros usamos también. Pero no depende de mí, depende del club, de Bursa, depende de Porto. Ahora no lo sé, sé que seguro que voy a dar todo por el club hasta el final. Y después del final vamos a ver cómo va a ser, pero no lo sé cómo va a ser. Bu kararın tam anlamıyla yalnızca ve yalnızca benim elimde olmadığını söylemem gerekiyor sanırım. Ve evet, şu anda eğer yalnızca ve yalnızca benim elimde olsaydı ben Bursaspor'da kalırdım. Fakat konuşulması gereken konular var. Kulüpler arasında halledilmesi gereken bazı hukuki konular var. Mutlaka ki bunlar çözülürse ve bütün taraflar bu transferin gerçekleşmesini isterlerse bu transfer gerçekleşecektir. Çünkü buraya tamamen adapte olduğumu söyleyebilirim. Kulübün içindeki ve kulübün dışındaki şehirdeki herkes, sokakta olsun gören herkes hem ilgisini hem de iyi niyetini tam anlamıyla ifade ediyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Diğer arkadaşlarımın da burada mutlu olduklarını bu açıdan söyleyebilirim. Onların adına söyleyebilirim. Dediğim gibi birçok konuşulması gereken şey var. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım sezon sonuna kadar. En iyi verdiğim katkıyı vermeye çalışacağım ve sezon sonunda bakalım nasıl olacak, işler nasıl çözümlenecek. ¿Y cómo te gustó los aficionados, la gente, torcedores? No, primero me gustó el club y después sí, claro, que me gustó la hinchada, los torcedores, me gustó todo, pero primero me gustó el club, el equipo y los jugadores. Y después sí, por eso... Hablando de mí, de individual, voy jugando bien y voy ayudando al club y con la ayuda de mi compañero también voy ayudando. Y eso es muy importante para mí. Evet, taraftarımız gerçekten çok önemli, çok iyi destek veriyorlar. Ama bunların hepsinin önüne geçen de bir şey var, o da kulüp. Kulübümüz içinde ve takımımız içindeki arkadaşlığımız, iyi bir ortamımız var. Kulüpte çalışma ortamımız da gayet iyi. Takımımızda da çok iyi oyuncular var ve oynamaktan zevk alıyoruz hep birlikte. Taraftarımız gerçekten bize her yerde destek oluyor. Ama şu anda sanırım takım içi arkadaşlığımız, dostluğumuz her şeyin bir adım önüne geçiyor benim açımdan. Arkadaşlık olsun.
Entre la, hablando de la amistad de que se ven como tienen en el equipo, Bursaspor. Bursaspor ya llegó a su objetivo como puntos, 25, 26 puntos no son, no son malos, pero ahora no se sienten bien porque ya, ya en ese camino vieron que podrían hacer más. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia que cambió la expectativa? ¿Quién dijo que el objetivo era 25 puntos? Hedeflediğimiz puana ulaştığımızı söyleyen hangi düşünceyle söylüyorsunuz? Así, por ejemplo, 26 puntos. Alguien del club dijo 26 puntos si terminamos así. Si tuviésemos 30 puntos, que yo decía. ¿Quieres el objetivo de los 30 puntos? Yani şöyle ki, o zaman 30 puanla bitirseydik nasıl bir şey olacaktı? Biz hedeflerimizin üstüne gidiyoruz demeyecektir kimse. Yani neye dayanarak böyle bir şey söylediğinizi... Çünkü açıklamalar yapılmıştı. Önce Şenol Hoca da söylemişti. Demiştik biz bunu hedeflemiştik. Bu kadar onu da söylemişti. Aslında también el técnico Şenol Hoca y también algunos jugadores habían dicho que más o menos estos puntos serían buenos para terminar la primera parte de la temporada. Bueno, yo creo que viendo cómo nos fue, lo haya dicho quien lo haya dicho, nos dimos cuenta que supuestamente el objetivo podría haber estado más alto. Entonces, como lo dijimos antes, creo que obviamente que esta segunda parte del año la que queremos sacar mucho más puntos y queremos estar lo más arriba posible y nos encantaría obviamente pelear con los tres de arriba. Entonces vamos a tratar de dar todo para seguir sumando puntos, como antes dijo Josué, sacar esos puntos que lamentablemente perdimos por detalles mínimos a no cometer esos errores y tratar de sumar esos puntos y poder estar cada vez más arriba. No ganamos ni un equipo grande, en casa. Dale. Sezon başında ne konuşulmuş olursa olsun, sezon başında hedef olarak hangi puan gösterilirse gösterilsin, şöyle bir şey var ki biz bu gidişatın içinde, biz bugüne kadar yaptığımız futbol yolculuğunun içinde gördük ki aslında çok daha fazla puan kazanabilirdik. Yani biz kendi gözlerimizle gördüğümüz için hedefimizi büyüttük ve hedefler büyüdü açıkçası. Gördük ki neredeyse kazandığımız karşılaşmaları kendi küçük detaylarımızda ve küçük hatalarımızda kaybettik. Dolayısıyla bizim bunlardan çıkarımlarımızı doğru bir şekilde yapıp, doğru şeyleri öğrenip, ikinci yarıda Josué'nin de biraz önce söylediği gibi ilk yarıda kaybettiğimiz puanları da tamamlayarak, o yolda kaybettiğimiz puanları da ikinci yarıda tamamlayarak devam etmemiz gerekiyor. Ve eğer mümkünse şu anda ilk 3 sırada bulunan takımla da yarışmak isteriz. Gerçekten bu hak ettiğimiz yer ve beklentimizi karşılamış olur.